Evet, herkese merhaba. Bugünkü konumuz yapay zekada kırılmalar. Aslında iki tane konumuz var. Bir tanesi ana konu, diğeri mesajın misafir konuğumuz. Sabri Erdem, Profesör Doktor İşletme Fakültesinden. Benim hem çok değerli bir meslektaşım ve sevgili dostum. Diğer konumuz Mete İmrenoğlu, doçent doktor. Mete Hocam da çok sevgili dostum ve meslektaşım. İki senede katıldıkları için teşekkür ediyorum. İnteraktif bir şey olacak açıkçası. Çünkü yapay zeka kendi içerisinde hurafeleri fantasi görünümüne de barındıran bir kesinlikle alan. O yüzden biz olabildiği kadar bilgi odaklı konuşmakla beraber işin biraz da keyifli kısmında sohbete katacağız gibi görünüyor. Özellikle bizim üçümüzün bir yere geldiği sohbetlerde bu kaçınılmaz gibi görünüyor. Ben öncelikle Sabri Hocam'a kendisini ben ekstra atalım bir şey varsa tanıtması açısından soru vermek istiyorum. Ana sorum da şu. Hocam bu yapay zeka herkes konuşuyor. Dili pelesenk oldu. Her bilim dalındaki akademisyenler, uygulamacılar bu alanda çok fazla yorum yapıyor. Nedir bu? İl midir, cin midir? Sonra da kırılmaları konuşalım. Buyurun hocam. Teşekkürler hocam. Öncelikle böyle bir toplantıya davet ettiğim için çok teşekkür ederim. Hocamla da birlikte olmak gayet güzel, mutlu bir yetim konusu görünüyor. Umarım izleyicilerimiz de bundan keyif alırlar. Keyif alacaklar gibi bir istirim var içinde. His var. Umarım anlarım kesinlikle. Hani yapay zeka gerçekten çok bile pelesenk oldu. Her alanda bile pelesenk oldu. Kuantumcular gibi aslında. Evet. Hani kuantumun kastından bilmeyen insanlar işte biz kuantum cümlesi yapıyoruz demeye başladılar biliyorsunuz. Evet, kuantum terapiye falan çıktı. Ya kuantum terapiye falan çıktı. Bizim yapay zeka böyle diye düştü. Tabii özünde kimsenin de kendi değil. Bunların hepsi. Herkes kendi payına bir çıkarımda bulunabilir. Ama özünde hani tabii 1940'lı yıllar, ondan çok çok öncesi de var gerçi de. Alan Turing'in ilk ortaya attığı düşünce, makine düşünebilir mi? Yani o güne kadar güneşte, aydan, taştan, topraktan, ateşten medet olan insanoğlu bir şekilde orada evrilmeye başladı. Acaba makine düşünebilir mi? Hani kendi yarattığı şey düşünebilir mi? Ya da kendi oluşturduğu şey düşünebilir mi? Hani yarattığı deyince dolayı başka kanıtlara da kayıyor. Yani teşvik açıdan bakıldığında bir aslında insanın yarattığı bir şey var ortada. Evet. Ve bunun düşünmesini istiyor düşünün. Hani düşünmesi ne demek? Neyi düşünecek? Nasıl düşünecek? Hani biz aslında hepimiz ufak bir şey gibi düşünüyoruz böyle. O düşünme gerçekten düşünme mi yoksa düşünmenin belli çıkarımlarının mı olması gerekiyor? Yoksa makine kendi başına düşünüyor aslında çalışıyor sürekli. Bir işlevi yerine getiriyor. Kendisine atanan bir işlevi yerine getiriyor. Peki düşünme bunun neresinde? O kendisine atanmış olan standart işlemleri yapıyor. Peki düşünme makine farklı bir şey mi yapacak? Aslında yine kendisine önceden tanımlanmış olan standart işlemleri yapıyor. Ama standart işlemlerde farklı çıkarımsal sonuçlar bekliyoruz biz. Ne bekliyoruz mesela? Ortama, yeni duruma, yeni bilgiye adapte olmasını bekliyoruz. Yani buna öğrenme diyoruz aslında. Öğrenmesini bekliyoruz. Mantıksal çıkarımlar, hani bizim muhakeme dediğimiz şeyi bekliyoruz. Muhakeme, hani reasoning dedikleri kavram. Muhakeme yapamıyorsa onu aslında zeka olarak tanımlamıyoruz. Yani zeka eşittir bir şekilde muhakeme yapabiliyor. Yani organize zeka diyemiyoruz. Evet, yani öğrenebilir. Aslında hani bir regresyon modeli de öğrenebilir modelleri diyebiliriz. Çünkü belli parametrelerde severdiğiniz verileri sizin istediğiniz sonuçlara belirli bir hata payına döndürebiliyor. Bu bağlamda bakarsanız aslında bir istatistiksel regresyon modeli de bir öğrenebilir diyebiliriz. Neticede bunun da karşılığı bizde yapay sinir ağları, derin öğrenme ağları ve sonra yine çok popüler olan piyasa sonucu çay çorbaya her yeri kullandığımız makine öğrenmesi. Yani makine öğrenmesi dediğimiz gerçekten fiziksel makine öğrenmiyor. Belki o aşamaya da geçeceğiz. Aslında bir yazılım öğreniyor, bir algoritma öğreniyor. Algoritma nasıl öğrenmesi gerektiğini de bizim tarafımızdan test edildiği şekilde biliyor. Yani biz onu değiştirdiğimizde öğrenmenin yöntemi değişiyor, şekli değişiyor, sonuçları değişiyor. Ki orada çok küçük bir kırılma, bir yöndeki kırılma çok büyük sonuçlara da yol açılıyor. Biliyorsunuz hani en basitinde hatırlarsınız belki Türkiye'de Moonstar diye bir çevirme program vardı. Böyle bilgisayarlar yeni çıktığında, yeni yaygınlaşmaya başladığında acaba bir şeyler çevirebilir miyiz derdi. Neredeyse sadece kelime çevirebiliyorlardı. Kelime gruplarını da çevirirken zorlanıyorlardı. Şu gün geldiğimiz noktaya bakın. Hani Google Translate'e bakın.
artık ifadeyi kendi bağlamında kalacak şekilde dönüştürmeye çalışıyor. Hukuksal bir metni o bağlam içinde çevirmeye çalışıyor. Tıbbi bir metni o bağlam içinde çevirmeye çalışıyor. Ya da bizim işletmeye dönük bir metni o bağlam içinde çevirmeye çalışıyor. Aslında konteksti de biliyor artık. Evet. Ve konteks bağlamında kalarak o sınırlar içinde bizim istediğimizi bulmaya çalışıyor. Ve bunu bana aslında söyleyebiliriz. Çünkü bir şekilde bir gerçeklik var. Ve bizim ona sunduğumuz bir veri var. O gerçeklikle veriyi bir şekilde karşılaştırmaya çalışıyor. O gerçeklikte aslında kendisini nasıl öğrenmesi gerektiğine karar veriyor. Yani çok teknik bir dile de girmek istemiyorum. Ama diğer taraftan baktığımız zaman hani yeni öğrenen bir canlıyı düşünün, insanı düşünün, çocuğu düşünün. Onun öğrenme süreçlerini aslında biz bir şekilde benzetmeye çalışıyoruz. Yani yeni bilgiyi aldığında o en basitinden hani bilgisayar programının temel kavramlarından öğrettiğimiz ise kavramlarını nasıl çocuk işte sobaya kaçtığında elimi dokunursam yanarı deneyimlemeden bir şekilde bunu öğrenemiyorsa ki çoğu zaman deneyimlerimizden öğreniyoruz. Önce deneyimliyoruz sonra kendimiz. Evet. Ondan sonra bunu bir çıkar mekanizmasına dönüştürüyoruz ve bunu hem kendimiz kullanıyoruz hem de etrafımızı kullanıyoruz. Yani deneyim paylaşımı da var burada. Ve hani oradan da aslında bir şekilde bir topluluk zekasına doğru gidiyoruz. Çünkü kendiniz deneyimleyemediyseniz deneyimlemiş insanların deneyimlerini kullanmaya çalışıyorsunuz. Diyor ya, başkasının deneyimini de kullanın çünkü bütün hataları siz yapacak kadar uzun yaşayamıyorsunuz diyor. Değil mi hocam? Çok doğru. Ve aslında hani baktığımız zaman 1940'tan sonra ilk bu düşüncenin ortaya atılmasından sonra bayağı bir devrim yaşandı. Yapay zekada da bilgi teknolojilerinin gelişimde de. Yani en basitinde konu amacından da sattı belki ama iyi yönde sattı, bağlamından da sattı. En basitinden bir web sayfası CERN projesi olarak ortaya atıldı. Bilginin hızlı yayılmasını ve değişimi sağlamak amacıyla. Ama kullanım amacı onun çok ötesine geçti. Yani sadece askeri amaçlı küçük bir bölgede kullanılan internet, network mekanizması şu anda bambaşka bir tarafa geçti. Artık düşünen bir internet vardır diyebiliriz. Çünkü her bir nodunu bir sinapsa, bir beyin nöronuna benzetirseniz, her bir bilgisayarda düşüneceğiniz gibi ki böyle projeler de var biliyorsunuz. Her bir bilgisayar bir nöronmuş gibi davranıp, tüm bu interneti bir beyinmiş gibi düşünün. Bunu planlamaya, buradan bir çıkarım mekanizması elde etmeye çalışan sistemler var. Şimdi ne tarafa gittiğimiz aslında bazen korkunç, bazen de heyecan verici. Hani olay nerede baktığınıza bağlı diye düşünüyorum. Hocam da mutlaka ekleyeceği vardır. Eklemekten çok şuradan gireceğim. İşi teknoloji, teknik detayını hiç bilmeden herkesin bence kendisine sorması gereken soru sor. Ben de siz sayın hocama soracağım. Yapay zeka hani ne kadar zekidir ya da yapay zeka düşünüyor mu aslında önce bence asıl sorması gereken şu. Doğal zeka mı? Yani zeki insan dediğimiz zaman biz neyi kastediyoruz? Derin mesela muhakeme, çıkarım yapma, yorumlama dedi Sabri hocamız çok doğru şekilde ama mesela zeki insan ya da bir insan zekası ya da elimsel süreçte en gelişmiş zeka dediğimiz doğal zeka sadece o mu? Aslında orada şöyle bir şey de var. Hani bir biriktirdiklerimiz var. Bir de biriktirmediğimiz ilk defa karşımıza çıkanlar var. O karşımıza çıkanlara karşı nasıl bir tutum sergileyeceğimiz çoğu zaman bir zeka içerisinde. Çünkü orada yeni bir bilgiyle mevcut bilgilerimizi düşünerek, mevcut aksiyonlarımızı düşünerek bunlardan hangisi mesela bir yırtıcı hayvanla karşı karşıya kaldınız. Şimdi orada bir şey yapmanız gerekiyor. Zeki canavarın oradaki tehlikeyi bertaraf etmeniz gerekiyor. Ne yapabilirsiniz? Hani küçükten öğretilmiştir. Bir köpek gördüğünde hareketsiz kal, sakın koşma, onu azdıracak şeyler yapma. Acaba buradaki bilgiyi ben o hiç tanımadığım ilk defa karşıma çıkan bir yırtıcı hayvana karşı kullanabilir miyim diye mutlaka orada içinizden geçecek. Acaba dursam ya da oturuyor gibi yapsam ya da başka bir şey yapsam ya da bir taş vesaireye yeltenmeden onun gitmesini beklesem gibi bir düşünce ve o bilginin orada kullanılarak oradaki hayvana bertaraf edilmesi ya da oradaki tehlikenin bertaraf edilmesi eğer işe yarayabilecek bir formata geldiyse aslında kişi orada zekasını belli bir düzeyde kullanıyor. Ve geçmişteki deneyimlerini de kullanıyor aslında. Yani zeka sadece tek baştan bir işleve sahip değil. Bu bilgi ve deneyimle birleştiği anda aslında bir çiftliğe dönüş yapıyor. Yoksa çok zeki olup da o hani zekasından çok fazla faydalanmadan günlük sıradan işler yapmayı kendisine yönetmiş olan yani çok daha aslında iyi şeyler yapabilecek, çok daha faydalı olabilecek bundan farklı sebeplerden dolayı feragat etmiş, kaçmış olan insanlar da görüyoruz. Tam tersleri var. İnanılmaz matematik proofları, yeni formüller ya da yeni modeller geliştiren IQ'su 180 olur.
ayakkabı bağcığı bağlayamayan, yani taksi şoförüyle iletişime geçemeyen veya işte boğazda kaldığı zaman yani savunması küçük bir çocuk gibi en saçma tepkili hayvandan kaçamayan insanlar da var. Aslında hani zekanın doğadaki tanımı da çok tartışmalı. Şu an yazarın adını unuttum. 2022'ye basılmış Zekanın Sinir Bilimi diye bir kitap var. Amerikalı yazarın adını unuttum. Adı hatırlamakta da sorun değil mi? Orada da ilk chapter'da ilk bölümde tartışılan şey bu. Yani doğada insan zekası dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Çünkü mesela bilirsiniz savantlar var. Yani tek bir spesifik işi hiçbir insanın yapamayacağı kadar gelişmiş bilgisayarların ancak yapabileceği kadar hızlı yapan. Mesela atıyorum ömründe ilk defa helikopterde atıyorum Brezilya ya da Buenos Aires'in tepeden dolaş diyorsun 30 dakikada helikopteri indiriyorsunuz. Detaylı bir şekilde tüm blokları şehrin hepsi şeyini çizebiliyor. Yani bu bir savant yeteneği ama o arkadaş ilkokul 5 düzeyinde kendi ana dilini konuşamıyor veya 4 işlemi yapamıyor bir yandan. Veya başka türlü savant durumları da var. Hatta bu da tartışılıyor. Mesela şu anki derin öğrenmenin geldiği nokta, hatta şu moda olan ChatGPT'lerle dair bunlar da aslında bir tür savant mı? Veya convolutional neural network'le işte doktorlardan daha iyi kanser teşhisi yapan bir yazılım, deep learning modeli aslında bir savant mı? Çünkü sadece o işi insanlardan bile iyi yapıyor ya da bildiğimiz kadarıyla. Amerika alanında hikaye. Veya işte atıyorum hayatında hiç Galler'e gitmemiş ya da İskoçya'ya gitmemiş bir kişiyi oraya götürüyorlar. 3 ay kalıyor. Sular sayılan bir İskoçya konuşup yazıyor ve bu bilimsel olarak kanıtlanıyor. Veya kafasından 16 basamakta 2 sayıyı çarpıp bölebiliyor düz suratına kadar. Ama diğer klasik birçok insanın aklı başında standart zekalı insanın yapabileceği işleri yapamayan insanlar da var. Dolayısıyla hani zekanın tanımını bence çok alt grupları olan bir şey. Ve yani şuraya varmaya çalışıyorum, hani yapay zeka insan kadar zeki mi ya da insana geçer mi sorusu bence yanlış bir soru. Çünkü insanın hangi zeka, hangi akıl melekelerini geçebilir ya da hangilerinde insanlar şu an daha iyi ya da daha iyi olabilir diye sormak lazım. Çünkü insan olumunda bile zeki insan dediğimiz zaman bence yüzeysel bir yaklaşım bu. Zekalar da çok farklı farklı. Yani dolayısıyla bence olaya oradan yaklaşmak lazım. Yani insanın şu yetenekleri ya da şu zeka, şu muhakeme düzeyi ya da işte şu zeki insan dediğimizde tanımladığımız şu özelliklerini yapay zeka yaklaşabildi mi ya da yaklaşacak mı ya da geçecek mi demek var. Yani atıyorum işte mesela Picasso, yani günlük yaşamda bir sürü tuhaf davranışı olan birçok açıdan standart vasat zeka insanların bile yapmayacağı saçmalayan bir insan günlük yaşamında ama Picasso yani. Ama sanatçıların zaten özellikle böyle dahi teorik sanatçıların çoğu da bu sosyal yaşam dışı davranışı. Yazarlarını da hatta görmüş. Tolstoy, Dostoyevski'nin günlük yaşamında çok sorunlu oldu. Yani işte ama demek istediğim ona geliyor. Yani birçok günlük yaşamdaki beklenen işleri düzgün yanıtlayan bir yazılım başka bir konuda saçma sapan ya da 3 yaşındaki çocuk kadar bile düzgün muhakeme kullanmıyorsa o zaman bu yazılıma biz aptal mı diyeceğiz? Yoksa bağlamında iyi demek lazım. Yani kendi konusunda iyi demek lazım. İşte zeka da aslında bağlam alt gruplarında tanımlanması gereken bir şey. Yani şimdi günlük yaşamda birisi ne akıllı kız, aman bizim oğlan çok zeki falan diyoruz. Hani bir kişiyi çok iyi yaptığı için çok zeki. Hani belki 20-30 yıl sonra. İyi gelen şeyler. Yani, ya da o da önemli her şey. Yani işte matematikte sınıf birisi bu oğlan çok zeki olacak maşallah diyorsun ama ondan sonra o çocuk büyüyünce atıyorum tüm parasını kumarda kaybediyor. Çok yanlış bir insanla evleniyor. Hayatını kaybediyor. Meslek yaşamında başarısız oluyor veya çalıştığı firmada hesabına şirket parasını geçirirken yakalanıp hapse giriyor. Şimdi ne oldu bu zeki çocuk? Hani bu yaptıkları çok smart zekice şeyler değil. Yani olayı ben biraz o açıdan bakmak gerekiyor. Dolayısıyla yazılımları, yapay zekayı olumlu ya da olumsuz nitelendirirken, eleştirirken bu açıdan da bakmak gerekiyor. Yani insanlar zeki olacak mı? Hangi insan, hangi zekadan bahsediyorsunuz? Yani o vurguladığınız şey çok önemli hocam. Yılmaz Hocam da vurguladı. Yani herkesin ağzına pelesenk oldu. Kuantum gibi yapay zeka. Onu aynı şekilde ona da sormak lazım. O insanlara, işte gazete kupürlerini yazanlara. Hangi zekadan bahsediyorsunuz ki insanlardan da daha akıllı olacak, akıllı makineler geliyor. Hangi akıllı? Yani ben çok ticaretten anlamam. Bir köylü kurnazı beni çok güzel kandırabilir, beni kazıklayabilir. Bu onu, o kişiyi benden her açıdan bakıldı zeki yaptı. Yani bir de o açıdan bakılması lazım. Ve yazılımları ve yapay zekayı da eleştiren bakış açıları getirirken ya da geleceğine yönelik bir öngörü, forecasting yaparken de bence bu mimaride bakmak daha sağlıklı. İşte sanki şey, hem sosyoloji hem de
Yani olayın psikolojik boyutu kesinlikle var. Hani daha ileri gittiğinde daha çok olacak. Sosyolojik boyutu kesinlikle var. Daha ileri gittiğinde daha fazla olacak. Felsefi, aklımıza yeni sorular geliyor. Bugün sormadığımız soruları yarın iyice yapay zekanın hayatımıza çok daha derin bir şekilde girdiği anlarda sormaya başlayacağız artık. Yani biz ne yapıyoruz şu anda? Biz neredeyiz? Sistem nerede? Yapay zeka nerede? Ya da yeni ürettiğiniz bilgiler hangi odaklı bizden mi çıkıyor, onlardan mı çıkıyor, nasıl bir etkileşim var aramızda gibi. Hani olay bu üç açıdan da aslında çok açık. Hukuksal anlamda ve etik anlamda da başka sıkıntılar var ya da yeni açılımlar olacak aslında. Çünkü hukuksal bağlamda özellikle üretilen yeni değerler, yeni fikirler, yeni ürünler, yeni tasarımlar. Üzerinde hak sahibi olacak olan prime faktör kim? Tasarımcısı mı? Tasarımcıya bunu yaptıran insan mı? Ya da tasarımcının arkasında çalışan mı? Yapay zeka mı? Evet, o James Edison Network yazılımı mı? Evet, yani gibi hani önümüzde çok açık cevap bekleyen sorular var. Ve bunlar bugün belki bugünün sorusu da değil. Çünkü biz avuçmaya gelmedik biz. Yani elimizdeki küçük çaplı bir yapay zeka yetkinliğiyle henüz daha bu soruları soramıyoruz. Yani sorduğumuz yerler var, işte robotlar gibi bir şey koyuyorlar ortaya. Ya da işte robot psikolojisi ya da robot psikoloji gibi kavramlar var ama bunlar çok daha şey, prototip bağlamında şu anda. Ama yani bunlar çok daha derin bir şekilde göreceğiz gibi görünüyor. Ben mesela 2002-2003'te işletmelerimde ders verirken yapay zeka alt konusu falan mı konuşuyordum. O zamanki okuduğum makale şu diyordu. 2023 yılında o anki insanların işlem zekasının kapasitesinin daha üzerinde düşünebilen ve sonuç çözebilen bir yapay zeka gelişecek falan deniyordu. Yıl 2022-2023'e üzereyiz. Yani bu anlamda teknolojideki gelişmelerin öngörüsü inanılmaz şeydi. Hani orada da hep şunu yapmıştık. İşte yapay zekada ya da organize zekada temel farkı işte muhakeme. Yanlış bir tavırda bulundum. Eğer bu tavrı düzeltici bir eyleme desteklemezsem bir süre sonra sizi kaybederim, dostu kaybederim gibi. İşte temel o yapay zekada eksikliğin bu olduğu söylüyordu sizin o demin konuya başlarken ki muhakemede. Tabii şu anda öyle bir noktaya da geldik ki artık bu her bilim dalında çok tartışılan konu falan oldu. Özellikle bu son zamanların şeyleri, ChatGPT'ler, işte bu OpenAI'ler falan. Yani biraz bu tarafa doğru kaydırırsak, işte Google'da olan işte arama motoru rekabetleri. İşte Google'ın arama motoruydu 98 yılında. Hani ilk dedik ya, makineler düşünebilirim. İkincisi dedik, web sayfasının işte SERP odaklı olarak geliştirilmesi. Ondan sonra ki bunlar hep yani birbirine yakın zamanlarda seyrediyorlar. 98 yılında Google'un ortaya çıkması, düşünün bomboş bir tane sayfa. Orada sadece bir tane şey var, metin kutusu var. Buraya yazın ve cevap alın diyor. Yani arka tarafında kocaman bir black box var, bir karakter var. Siz söylüyorsunuz, o cevaplıyor. Bunun gibi başka arama motorlar da var bu dönemde. Evet. Altaçlar var, Microsoft'lar var, Deep Search'ler var. Biz bunların hepsini kullanabiliriz. Ama her ne hikmetse onlar yaptıkları işi diğerlerinden daha farklı ve daha derinlemesini yapmaya başladılar. Ve bir anda Google arama motoru bütün hepsini sil süpürdü. Hepsini getirmiyor. Bir getirmiyor. Yahoo Search vardı. Yahoo Search vardı. Hani bir de Elasticsearch olanlar da vardı mesela. Copernic Search vardı. Copernic vardı. Onlar bu şekilde amaçlı olarak kullanırdı. Yaşını da atıyor. Ya sormayın. Derken ki aslında bugünkü eriştiğimiz yeri biz 1980'li yıllarda yaşımız ortaya çıktığında çok olarak derizde. 1980'li yıllarda bilgisayar görmemiş insanlar olarak bilgisayar ne dediklerini bize şunu söylerlerdi. Ya ortada bir tane makine var, ne söylesiniz cevap diyor. Şimdi yavaş yavaş o aşamaya geliyoruz. Evet. Ama arada yaklaşık olarak bir 40 yıllık bir gecikme var. Yani bize söylenenden 40 yıl sonrası bugün artık olmaya başlıyor. Çünkü ortada bir makine var gerçekten. Neredeyse ne sorsanız söylüyor. Evet. Hani bu zaman söylüyor tartışılır. Her zaman söyledikleri gerçek mi tartışılır mı? Ne sorsanız söylüyor. Google'ın arama motorundan sonraki belki büyük bu kırılma noktası, iyi yönde kırılma noktası muhtemelen
buradaki bu zeki chatbotlar. Ve bunlar da hani bir anda pat diye ortaya çıkmadılar. Ya da, bunlar da bir dönüşüm, bir evrimsel süreç geçirdiler. Bu doğal dil işleme denen konu yine çok eskilere dayalı aslında. Onun zaman zaman emeklemesi, zaman zaman sürülmesi, zaman zaman ayağa kalkıp yürümesi, tekrar düşmesi derken oradaki süreçte bir anda konuşmaya başladığını görüyorsunuz. Yani doğal dil işleme aklıklandı konuşarken bize emekleyen şeyler sunmaya başladı. Çünkü arkada gerçekten koşuyor şu anda. İnanılmaz algoritmalar yazılıyor. İnanılmaz yeni hızlı algoritmalar yazılıyor. İşte gerçek hayatta karşımıza çıkan, çıkması muhtemelen belki bizim değil de başkasının karşısına çıkabilecek olan o kadar çok olumsal durumlar var, gerçekler var, yaşanmış, yaşanacak şeyler var. Bunların hepsi parametrik olarak kullanılıyor aslında. Ve bunların hepsi aslında bir varlık olarak nitelendiriliyor ve bu varlıklar arasında anlamsal ilişkiler arka tarafta bir yine iki tane sinir hücresinin birbirine bağlayılmışçasına tutulmaya çalışıyor. Ve bunların bir şekilde işlemesiyle çok hızlı bir şekilde sorduğunuz soruya arka planda milyarlarca parametrik yapı içinde hızlı bir şekilde sizi yormadan saniyeler içinde sizin kendi düşünce hızınızın da ötesinde sonuçlar gelmeye başlıyor. Olay şaşırtıcı olan tarafı bu. Google'da da aynı şekilde derdik ki yani şöyle bir kelime yazdım, bu kelime etrafında bilen yok ama bunu Google'ın bulup bana döndürmesi filmlerdeki sorumluluktan geliyor belli değil. 0,015 saniyede ve biz buna hayretler içinde bakardık. Şimdi aynı hayretler içinde bakmayı bugünkü bu arka tarafta doğal dil işleme mekanizmasına sahip chatbotlar görmeye başladık. Yani sadece ya benim bir soru sorduğum böyle cevabını verdiği şeklinde düşünmek de doğru değil. Arka tarafta yapılanlar da acaba bundan sonraki aşamada ne yapabilir ya da başka neler yapabilirim de bir cevabı var. Çok basit bir örnek. Geçmişte mutlaka bütün kitaplar okumuş gibi görünüyor. Bütün Wikipedia'ya yıkanmış gibi görünüyor mevcut chatbotlar. Bütün ansiklopedik bilgileri ve bütün makale bilgileri yüklemiş gibi görünüyor. Tabii onlar zaten evet, hani, modelde onunla yıkıyorlar. Evet, hani bir tane kitabın özetini yaz dediğinizde size hemen onun özetini çıkarabiliyor. Ya da iki tane anahtar kelime grubu verip bunları bir paragrafa dönüştür dediğinizde oradan bir paragraf oluşturabiliyor. Şimdi hangisi daha değerli? Yani iki tane metinde ortak bir metin ya da iki tane anahtar kelimeden ortak bir metin yazma düşüncesi daha değerli? Ya da önüne koyduğunuz kitabı size 500 kelimeden özetliyor olması daha değerli? Anlatabiliyor muyum? Hani burada da aslında bizim değer biçim mekanizmalarımız sarkılıyor bir taraftan. Yani biz hangisine daha çok önem veriyoruz? Yani ikisini birleştir bir şey yap ya da bütünle bir alt yumu oluştur. Ama öyle bir alt yumu oluştur ki o 100 sayfalık, 1000 sayfalık kitabı en iyi şekilde özetleyen bir paragraf olsun. Sen kötü dedin. Tabii hangisinde zeka daha önemli aslında ya da hangisinde zeka daha çok ihtiyacımız var, hangisinde arka taraftaki bilgi işlemeye daha çok ihtiyacımız var, hangisini tercih edersin sen bunun herkes kendisine sorsun aslında. Yazar ki kendisine verdiğim metni bana öz olarak sunmayı başarabilen ne daha çok önem veririm. Çünkü özellikle hızlı kaynak tarama şeyinde ihtiyacım doğduğunda o hızlı kaynakları bir şekilde çabucak böyle birer paragraf gerçekten derinine inmeli miyim, inmeli miyim cevabını alabileceğim şekilde öz bilgiyimiz sanki benim için buradaki kullanma amacıma göre daha değerli. Mesleğe göre değişiyor sayın hocam. Tabii. Mesela sürekli kendini tekrar eden bir hani asıl senaryo içeriği ve derinliği olmayan boş Marvel DC filmi ya da Netflix Hulu dizilerinin senaristlerine gün doğabilir. Hani bir şey üretemiyorlar. En azından keyword evler güzel bir senaryo yazar. Derli toplu. Kendi yazdıklarından daha zengin çekti. Onlar için de diğeri daha değerli olabilir. Evet, ya da o yapımcılar için. Kesinlikle ama hani orada şöyle bir şey de var. Başarısı senaristle işten kop bir yazılım oldu. Evet. O 90'lı yıllardaydı ama hazırlık raporu. Hazırlık raporu evet. Daha ne? O kadar çok böyle şeyler var ki uyaranlar var. Onların çoğu sahanda yapılmaya çalışıyor. Gerçek olmuş olmuşların bir kısmı. Black Mirror serisinin bir iki şeylerinde yine pek çoğu aslında insan hayal etmeyle başlıyor her şeye. Sanal ortamda yaratmayla başlıyor. Sanal ortamda yarattığı oradaki algıya ya da insanların bunu tasarım düşüncesine aktarmasıyla bir şekilde bizim elimize, kapımıza, evimize, masamıza girmeye başlıyor. Son dönemde işte bu Marvel serisindeki o Stark teknolojisi yok mudur? Stark teknolojisinin içinde de mesela o kadar çok şey var ki izlerken kendi aramızda konuşuyoruz. Ya bunlar mutlaka bütün gerçek olacak diye. Belki de bir adam olmayacak ama oraya götüren oradaki o işte
Jarvis vesaire mantığı. Yani sanki onlara doğru gidiyoruz. Bunlar mülklere doğru sanki. Ama onlar komiklerinde de var. Benim demek istediğim hani filmin genelinde film kalitesi. Yani senaryo yani, yani 1970-80'lerde çekilmiş, Oscar almış filmler gibi değil. Yani senaryo bomboş. Yani aynı şey, kahraman var, düşman geliyor, düşman uzaydan geliyor. Yani bundan daha güzelini bence şu an Google Palm'da GPT-3 falan daha iyi yazar. Yazar da hani senaryo üretme kapasiteleri de var aslında. Siz senaryoyu tanımladığınızda ki şu anda senaryo tanımlayan şablonlar var internet ortamında. Özellikle kitap yazıcılar, roman yazıcılar, hikaye yazıcılar için senaryoyu tanımlayıp, karakteri tanımlayıp, yer oluşturan bir şey. Ben çoğu meslek ortadan kaçırtıcı bir şey. Evet, olabilir bir tanesi bak abi. Meslek tarafı bilen yerler var şu anda. Freelance olarak çalışan pek çok insan var abi. İhtiyacını belirle, sana o kod parçasını ben gönderdiğim şekilde çalışan insanlar var. Şimdi acaba ChatGPT ya da Google Palm'ı mı tercih ederim böyle durumda? Ya da böyle insanlar çalışıp onunla uğraşma, hani ya bu istediğim gibi olmamış, tekrar ilk tercih ederim gibi bir ayrım noktasına doğru da geliyoruz. Yani zeka alacak baya baya film olacak yani insanlar. Gibi öyle görünüyor. Hani, peki, gene aynı soruya gideceğim. Mesela muhakeme olarak da birçok farklı yapay zeka algoritması aslında insan üzerinde muhakeme yapma yetisi kazandı. İşte bir yandan şu an moda oldu. Hani sohbet ederken versiyonuna göre trolleyen, espri yapan, geyik muhabbet yapan, hakikaten espri yapan, yaratıcı fikriyle sizinle chat yaparken modeller de var. Hem şeyleri görmüştüm, GPT-3'nin geçenki versiyonunda da görmüştüm, Google Palm'da da var. Peki bunları bir yapıyorsa bir sohbette, ona zeki diyebilir miyiz o yazılım? Ne dersiniz? Yani aslında sohbet etmesi zeka üstü müdür? Sohbet etmesi... Ama sohbette yeni diskorslar ortaya atıyor, yani espri yapıyor. Yani, soru şu mu? Kişinin yerine geçmesi mi, kişiyi aşması mı? Yani bir espri yapan yani bazen deriz ya, zeki insanlar espri yaparlar, diğer espri yaparlar deriz. Ve hani daha önceden duyulmamış, bilinmemiş şeyleri... Evet, onu yapıyor. Yani diyalogda olmayan yaratıcı. Peki o zaman zeki diyebileceğiz mi bu yazılımı? Ben hala tam diyemiyorum bunlara zeki. Neden hocam? Şimdi tekrar onu çıkarım mekanizmasına tekrar odaklanalım. Geçen kendisine şöyle bir soru sordum mesela. Belki bu bir cevap olabilir. Antalya'da geçmişte bundan 4-5 yıl önce şöyle bir olay olmuştu. Kuraklık dönemiydi. Kuraklık döneminde yağmur duasına çıkılmıştı ya duyuyor. Sosyal medyada takip ettim. Tabii aradan birkaç gün geçiyor ve inanılmaz bir şekilde bir yağmur ve sel felaketi. Oradaki tarımla uğraşan insanlar bütün ürünleri vesairesi yerli bir oluyor. Ve bunların bir kısmını tutuyorlar. Diyorlar ki sizin yağmur duvarın üzerinden yüzünden oldu bu. Ve mahkeme vermeye çalışıyorlar. Mahkeme, evet. Hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi ortada şöyle bir ikilem var. Direkt paradoksal durumlara doğru getiriyorum. Dikkat edin. Burada bir paradoks var. Şimdi adam dese ki benimle ne alakası var? Ben yağmur duvarına çıktım diye yağmur mu yağdı? Derse kendisi de çalışacak. Evet, o zaman niye çıktın? Tabii. Eğer gerçekten onun yüzündeyse orada davanın muhatabı olmak durumunda. Şimdi buradan hareketle. Böyle bir case'i, böylesi bir sisteme sorduğunuzda bu paradoks karşısında aldığı tavır bizim için önemli. Yani gerçek zeka paradoksal tavırlarda belki birazcık daha açık bir şekilde deneyebiliriz. Ona başka bir açıdan yaklaşayım. Hep beraber yağmur duvarına çıkıyoruz. Bunu soralım mı ChatGPT? Ben sordum hocam. Şimdi hep beraber yağmur duvarına çıkıyoruz. Çok büyük kuraklık oldu. Ama sizden farklı olarak ben elinde şemsiyeyle geliyorum. Şimdi ben sizden farklı bir değil miyim? Siz muhtemelen yaptığınız işin arkasında durmuyorsunuz ya da inanmıyorsunuz ama ben o kadar inanmışım ki elim şemsiyeyle çıkıyor. Şimdi böylesi bir çıkarımı iki türlü sorabilirsiniz. Yani bir insana da sorabilirsiniz. Bilgisayarda sorabilirsiniz. Yani zekiyim diyenlerine de sorabilirsiniz. Ya arkadaşım yaptığın işin önemliysen yanına ne işin çalmak? Orada zekice bir cevap. Ben insanları seviyorum. Yani böyle bir cevabı sizce sistem verebilir mi? İki, hava tahminine baktım. Yağmur görünmüyor. Biliyoruz yağmur görmediğini. Zaten onun için gidiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi böylesi bir durumda yapay zekanın takınacağı tavır çok önemli. Çünkü bir, şemsiye alma tavrı, şemsiye alma aksiyonuyla yağmur duasına çıkma aksiyonu bambaşka iki gerçeklik olarak görünüyor nezdinde. Bu iki gerçekliği bağdaştıramıyor. Yağmur duası dışında şemsiyeyi sadece hava tahmini raporuyla bağdaştırabiliyor. Evet. Dolayısıyla yeterince henüz daha bizim istediğimiz zekalı değil. Neden? Çünkü ben 7 yaşındaki çocuğa sorsam, 7 yaşındaki çocuk zekasıyla
Tabii ki eğer yağmur doğası bekliyorsanız ve orada yağmur yağacağına inanıyorsanız ve ıslanmak sevmiyorsanız bak bir sürü elbise var artık olarak 4-5 tane. Ama milyarlarca değil, milyonlarca değil, trilyonlarca değil, 4-5 tane parametreler çok belli aslında. Bu 4 tane 5 tane parametreyi doğru bir şekilde işleyip benim önüme koyamıyorsa bu sistem zeki midir? Anlatabiliyor muyum? Çok net ve çok açık, çok basit aslında. Bunu her türlü yapay zeka test etmek için de kullanabilirsiniz. Ama orada hemen karşılıklı bir soru getireyim. Oraya yağmur varsayılan 100 köyünün 99'da şemsiyesi gidiyor. Ona ne diyeceksiniz? Ben bunu söylüyorum. Bu aslında inançsal bir durum. Dolayısıyla inançsal bir durumu da benim önüme yani koyması gerekiyor. Aslında burada yağmur beklendiğinden değil, bunun bir niyet olarak, topluluk olarak gösterilme eğilimini yansıtmasından dolayı şemsiye almaması mantıklıdır demesini bekliyorsunuz. O çıkarında bile hocam bir IQ testi yapılsa, hani IQ testinde 80, 90, 95 civarı IQ'su olanlar o istediğiniz yanıtı insanlar da vermeyecek ki. Yani siz orada siz o chat yapay zekadan IQ'sunun 100, 110 ve daha üstünde olan bir... Yok aslında çok basit bir şey söylüyor. Hani yağmur yağacağını düşünürsen yanlış şemsiye alır mısın? Alırsın. Diye. Ama orada işin içine duaya inanmayı evet. Kattığımız anda evet. IQ'su evet. 80, 90 olan insanlardan da düzgün bir yanıt beklemeyin hocam. Ben sizlere bir türlü numara verebileceğimi düşünüyorum. Hocam ne mutlu size. 8 yaşında çocuklar bence çok sıradan değil. Yani çok... Ben de 8 yaşında çocuklar gördüm hocam. Neyse. Yani dolayısıyla biraz da şeye de geliyor bu. Hani hangi düzeyde yapay zekadan zeka bekliyoruz? Ama arkasında 175 milyar tane parametreyi işleyen, burada bütün din olgularını hisseleştirmiş, dünyayı değiştiren 5 önemli eser dediğimizde 2. ve 3. ya da 1, 2, 3'e Kur'an'ı ve İncil'i mutlaka koyan, bunlarla ilgili bütün eserleri taramış, buradan parametri çıkarımlar yapabilen bir zekadan bahsediyorum aslında. Dolayısıyla bunu ben zeki olarak nitelendirmek yerine böyle bir sistemi büyük bir knowledge base'i, büyük bir bilgi tabanını işleyen bir uzman ya da bir aslında bilgeymiş gibi düşünüyorum. Hani bilginin zeki olmasını, yüksek zekaya sahip olmasını beklemiyoruz. Ondan dolayı hareket edemiyoruz. Ama yapay zekanın beklenişi değil mi ilk başta çıkarken? İşte insan eşsiz beynine sahip, insanın zamanını alan ama insanın kapasitesi çok gerisinde alan rutin işler, örnek veriyorum. İşte üretim operasyonundaki işte belki bir civata sıkılması gibi bu ayrıntıyı yapay bir makineye zekaya yaptır. İnsanın kalan şeyin süresinde zekasını çok da yaratıcı operasyonlara dönük kullansın. İşin dahi nasıl yapılacak ona dönük olarak mesela çözümle geliştirsin. Ama şu anda konuştuğumuz konuda yapay zekanın çıkışından beklenen o insanın o rutinine destek olma fonksiyonu yerini insanın aşmaya hatta insan yönlendirmeye dönük bir forma geçmiş gibi görünüyor. Evet abi aslında bize tavsiyelerde bulunuyor sistem. Bize yol gösteriyor. Yeni bir fikir ürettiğinde bize fikir üretiyor ama bunlar hepsini bilgi yapıyor. Bunun için zeki olması gerekiyor. Ben şemsiye almamaya karar Ben de direkt aynı şeyin altını çiziyorum. Biraz zeki olmalı. Hocam hangi zekadan bahsediyorsunuz? Bakın gene aynı şeyi vurgu yapacağım. Ben sizden tekrar etmek istemiyorum ama burada gene ben karşı çıkarım. Yani çünkü zeki olması gerekmiyor derken bile hangi zekayı bahsediyorsunuz? O kadar farklı zekalar var ki. Yani sırf şey kategorizasyonundan da bahsetmiyorum. O bir kategorizasyon. Duygusal zeka, işte sayısal zeka. Başka kategorizasyonlar da yapılmış. Yani psikolojide de var, diğer alanlarda da var. Dolayısıyla hangi zekayı kastediyoruz? Yani o çok önemli bence. Duygusal zekayı kastetmediğimiz kesin. Bu kurnaz zekası da kastetmediğimiz kesin. Çünkü henüz daha aşamaları var bak ama bu çıkarımsal zekamızı kastetmiyor. Evet, anlatsal çıkarım, reasoning dediğimiz o muhakeme ve çıkarım mekanizması nasıl kazandırmaya çalışıyoruz? Zamanla sistem kurnazlaşabilir. Zamanla sistem duygusallaşabilir, duygusal zekası da bilir. Yaratıcılık da bir zeka türü değil mi? Yaratıcı zeka dedikleri bir kavram var. Ama şu an yapay zekada biliyorsunuz, yaratıcılık da bayağı olur. Aslında şöyle, yaratıcı zekadan kasıt burada, hani bizim için de söyleyelim. Normalde yaratıcı olarak adettiğimiz insanların yarattıkları ürün ya da hizmetlerin %99'u zaten mevcutları bir şekilde dönüştürülmüş hali. Çok doğru. Dolayısıyla hani buna zeki demek soru işareti. Yani, anlatabiliyor muyum? Hani, dolayısıyla olan baktığınızda kişi gerçekten yaratıcı mı? Hayır. Aslında tarihte bugüne kadar biriktirilmiş olan bilginin farklı açılardan tekrar sunumundan ibaret. Ürün bağlamında da böyle.
Hani biz de benzer şeyleri anlattık Altınların eserlerinde. Adam ne yapmış? İşte binlerce patenti incelemiş ve bakmış, demiş ki bu patentlerin ortak özelliği %99'un birbiriyle benzer metot, yerleştirme şekil, katı hal, sıvı hal, gaz vesaire çalışma mekanizmasının bir katışımının sonucu olduğu görülmüş. Gerçek anlamda yaratıcı zeka gerektiren ürün ya da hizmetlerin toplamı sadece binde biri ya da bundan daha az olduğunu göstermiş. Şimdi böyle bir sistemde önümüzdeki yapı bize yeni bir ürün, yeni bir fikir, yeni bir tasarım düşüncesi ortaya atıyorsa acaba gerçekten binde birden mi veriyor ya da binde 999'dan mı veriyor? Çok büyük olasılıkla 1999'dan veriyor. Doğru. Çünkü mevcutları taklit işlemesi ve ama bu gene de IKEA Interior Designer'ın GAN Style Transfer'le yapılmış iç dekorasyon tasarımı yapay zekanın yaptığı veya GAN'la yapılmış sanatsal resimleri, resim eleştirmenlerin gerçekten başarılı sanatsal diyor yani. Şöyle, hani o noktada var. Şimdi... Tabii onların judgment'ı da subjektif bir judgment ama... Yani şöyle bir şey var, tanesi var biliyorsunuz. Aynen. Yani dağılık, yiğit şeklinde bir uygulaması var. Orada bir çok kılıç karşısında yazmaya başlıyorsunuz. Bana bir tane yukarı çiziyorsunuz, bir tane yukarı çiziyor. Bu olmadı diye düşünüyorsunuz, bana bir tane çam ağacı çiziyorsunuz. Büyük bir tane çam ağacı çiziyor. Ve mevsimi kışa döndür diyorsunuz. Arka tarafta hemen bir kış mevsimi yaratıyor. Ama ağacın üstünde de kar olsun diyorsunuz. Ağacın üstüne kar yapıyı alıyor. Hemen arkasında bir tane yani sahil girmiş çizgisine bir deniz koyuyorsunuz. Plaj koyuyorsunuz. Hemen arkaya bir tane plaj koyuyor. Ama plajdaki yani plajın yanında denizin üstü buz olsun diyorsunuz. Oraya buz rengi veriyor. Ay ışığı olsun ve günün gece saatleri olsun diyorsunuz. Böyle yapıyor. Yani bir tane penguen koyuyorsunuz. Penguen koyuyor. Penguen bana dönük olsun diyorsunuz. Sizi döndürüyor. Ve derken ortaya aslında tamamen sizin parametrelerinizle şekillendirilmiş renk bakımından, giyim bakımından, kuşam bakımından, gümüş bakımından, sosyon bakımından aslında siz gerçekten resim sanatının içine gelen bir şey olsa bunu kendiniz yapabilecek durumdasınız. Ama siz ne yapıyorsunuz? Yanıtı ressam alıyorsunuz örneğin. Yap diyorsunuz, yapıyor. Hayır öyle değil, böyle yapıyor. Şimdi ortaya bir eser çıkıyor. O eserin, hani burada da bir sakit meselesi var. Doğru. Gerçekten dar bir meselenin sahibi. Ki yapay zeka üretimi düşünüyoruz. Çünkü biz ne dediyse konu yapıyoruz. Nasıl istediyse konu yapıyor. Ve ortaya bir eser çıkıyor. Bak ne kadar güzel yaptık diyebiliyor musunuz? Hani bu benim eserim mi, onun eseri mi? Dolayısıyla hani bu tasarım düşünceleri de aynı şekilde. Arka planda ChatGPT'nin ortaya çıkardığı şeyler gerçekten ChatGPT'nin bir bakın felsefi sorunlara geliyor. Benim eserim. Çünkü benim soru kalitem gerçekten iyi değilse, amaç yönelik değilse, olay yönelik değilse çok genel amaçlı cevaplar alırsınız. Ama gerçekten kendi sorunuzu bütün şekilde, şemaliyle, altıyla, üstüyle, kısıtlarıyla bir cümle olarak doğru bir şekilde sorarsanız doğru cevaplar alırsınız. Peki, arka planda şimdi öğrenme kaynaklarına baktığınızda ince çiçekli konuşalım, parmak konuşalım, çiçeklinin üçüncü versiyonu ya da bunlara eşlik olan diğer yazılımları konuşalım. Geldiğimiz noktada bunların hepsinin aslında kullandıkları veri kaynaklarının hepsi tarih boyunca toplumda insanı yarattığı veri kaynakları. Doğru. Dolayısıyla aslında burada bir bilgiye erişimde demokratikleşme sağlıyor. Ben hepsinden daha öte bunu önemsiyorum. Yani artık bu tarz bilgilere özümsenmiş bir şekilde erişmek demokratikleşti. Hepimiz eşitiz, hepimiz eşit fırsata sahibiz. Bir bilgisayarın başına geçtiğimizde cep telefonu elimize aldığımızda herhangi bir cep telefonu bu bilgiye doğrudan erişim sonucunu alabiliyoruz. Çünkü zaten benim üretmiştim miktar olarak bunu. Yıllar boyunca benim üretimimdi. Ama düne kadar bu bilgiye ben parayla erişebiliyordum pek çoğuna. Kitapsız satın almam gerekiyordu. Dergisi abone olmam gerekiyordu. Aaron Schwartz hatırlarsınız belki. Aaron Schwartz hani çok böyle zeki bir çocuktu. Yani ölçülerin IQ'su 160'ın üstündeydi bildiğim kadarıyla Amerika'da. Evet. Siyah beyaz oldu. Ve evet hani onun çok trajik bir yaşam öyküsü var. Ve son dönemde o da aslında bilginin, verinin ve internete erişim olanaklarının vesaire herkesin tarafından eşit bir şekilde erişilmesini istiyordu. Yani o şey hakkıyla biraz daha toplumsal bakıyordu. Bir şekilde JSTOR fark etti. JSTOR'daki verileri MIT'de öğrenciyken alıp herkese eşit bir şekilde dağıtacak şekilde bir sistem kurmaya çalıştı. Ve daha sonra mahkum oldu, o mahkumiyeti kendini ilerlemek intihar etti. Şimdi bugün o verilerin hepsine özümsenmiş şartı sonuçlarıyla biz burada erişebiliyoruz. Önümüzdeki makine, peki bu çocuk boşuna mı öldü?
Yani bir de olarak bu tarafı var. Yani sadece bu değil, bunun gibi hani böyle geri demokratikleştirme, yani benim ürettiğim bana tekrar tutmayı, demokratik hale getirme adına bu çabaların bir sonucuymuş gibi duruyor. Tabii burada da çelişkili durumlar var. Projelerin arkasında kimler var? Proje gerçekten open mı? Proje gerçekten ücretsiz mi? Proje gerçekten kar amaçlı mı? Ön tarafa baktığımızda öyle duruyor. Ve bu projeyi sahiplenen insanların tweetlerine tweetlik okuduğunu baktığınızda gerçekten aslında şunu söylemeye çalışıyorlar. Yani makine zekasının insan haklarını daha yukarıya çıkarma hedefi var diyorlar. Şimdi insan haklarını kullanma. Yani aslında benim zekamı yerine geçecek bir zeka hedefi yok ortalıkta. Ama yarattığı zekayı benim aklımı daha yukarıya kullanmamı gerektirecek bir çaba ya da bir itmenin varlığından söz ediyorum. Ama şey diyor ya, işte, insanlar zeki, yavaş, makineler hızlı, aptal. Evet. Yani o sibernetiği, o bağlantıyı kurma çabası gibi görünüyor. Peki hocam şeyin hangi meslekleri sizi ortadan kaldıracak? Çok güzel bir soru. Ve akademik açıdan baktığımızda da özellikle bizim bu eğitim operasyonlarında neleri kolaylaştıracak bizim gençler için, onlar yaptıkları paperlar için, hatta belki yazan yüksek sanat doktorlar için bir mesela ChatGPT'den ilk bir lisanslı tez görebilecek miyiz böyle? Jüriye girecek mi yani böyle bir tez? Şey var, şu anda internette siz de girdiğinizde rahatlıkla yapışabileceğiniz ISBN almış kitaplar var ChatGPT'den. Yani gitmişler, ISBN'de almışlar. Kültür Bakanlığı vesaire de yani. Yani kendi kültürlerinde kim veriyorsa. Almışlar ve bastırmışlar yani. ChatGPT, yazar ChatGPT. Yani en azından anlattıkları düşler ben yaptım demiyor. Yazar ChatGPT diyor. Ben şey yapmıştım geçen yıl. GPT-3 ile yapılmış akademik makale görmüştüm. Kitap çıktı da onu da kitap çıkardı. Mesela 6-7 sayfalık akademik düzgün makale. Bayağı net çünkü vesaire, introduction, abstract. Yani mesleği yazılım şey var biliyorsunuz, parolası vardı. Yani yarın yazılımcılar mı olacak diyor. Şimdi aslında burada o bir soru işareti yarattı. Gerçekten yarın yazılımcılar mı olacak? Hani öyle özellikle küçük gelenekselleşmiş böyle çok amaca hitap eden çok spesifik yazılımlar yazanları dışarıda tutarak diyor. Evet, evet. Genel işte, amaçlı hani var, evet. Basit bir mobile alışveriş. Yok gibi, onları olmayacak. Onlar direkt E'ye geçiyor. Evet, yani şu an artık sistemini yapıyor zaten. Yani yazılım mühendisliğini yapay zeka ilk kaldıracak alanlardan görebilir miyiz? Değiştirecek. Değiştirecek, kalmaz. Değiştirecek, kaldırmayacak. Özellikle yazılımsal test süreçlerinde zaten bu yapay zeka, şimdi veriyorsunuz kodu, koddaki hata aynı size söylüyor. Bir yani şuradan bir hata olabilir. Dolayısıyla o test süreçlerinde de yine belirli bir eliminasyon yapacakmış. Peki, işletme sahipleri yönetici açısından baktığınızda ya da bu işin başına açısından baktığınızda bu yapay zeka mesela yazılımcı kişi ya da kişilere bağımlılığı azaltacak diyebilir miyiz? Büyük ihtimalle azaltacak. Büyük ihtimalle azaltacak. Ben kim yoksundayım. Ama şöyle azaltacak. Yani yazılım firmaları gene olacak. Bence azaltmaktan çok o yazılım firmaları hocanın dediği gibi evrilmesi, değişmesi gerekiyor. Yani analiz ve tasarım kısmına ağırlık verecek yazılım mühendisleri olmak zorunda. Zaten analiz ve tasarımını yaparken müşteri kısmıyla daha düzgün bir temaslı olup kodlama automated olacak. Automated çıkan kodda da son ölçü fine tune'ları yine yazılım mühendisleri evet. Yapacak. Sadece kodlama ve testing de iyice automated hale gelecek. Zaten testingler çoğunlukla AI'de automated hale geliyor. Şimdi kod yazma kısmı automated hale geliyor ama evet. Yakın. Ama standart kod yazılım. Hani tabii. Son fine tune'ları işte veya niş projeleri yapacak. Ama bence yani iş tarafının yazılımcılara veya yazılım firmalarına bağımlılığını kaldırmaktan çok bence yazılım projelerinin yapılış şekilleri ve o değişecek bence. Yani bağımlılık olacak. Yani ben şuna inanmıyorum. Şu an veya 5 yıl sonra da bir hazır tool var. İşte GPT-12 çıkmış. Diyelim ki firma sahibi geliyor. Ben bunlara ihtiyacım var. Bana 3000 satılık işte stok envanter yazılımı yazıyor. Düzgün çalışıyor. Ben yine gidiyorum. Yani ben öyle bir şey düşünmüyorum. Evet. Ama aslında yazılımcıların da eskiden ben de yazılım mühendisi olarak uğraştığım için özel sektörde bize bile hammaliye gelen, hammaliye kod kısımları, hammaliye test kısımları AI tarafından otomatik hale gelecek. Biz daha çok aslında bu şunu da güzelleştirecek. Biz oturup gayet de ben oturup kodumu yazarım gibi bir yazılımcı kalmayacak. Oturup adam bir müşteriyle düzgün iletişim kuracak, sosyal beceri gelişmiş,
requirements, gereksinim analizini çok daha zaman harcayıp daha düzgün yapacak. Müşteriyle iletişime gereksinim analizi ve ona uygun yazılım mimarisi tasarımını, sistem tasarımını daha fazla kaynak ayıracak olacak insanlar. Yani yakın vadeli bu. Ha şunu yalnız bir ahkam kesmeyeyim. Yıl sonra analiz tasarımını da eğer yapıyor olabilir. Ona bir şey diyemem. Şey, analizleri tasarlayabilir ki şu anda tasarlayabilir. Tabii analiz onlar da tamam. Analizleri tasarlayabilir. Tabii analiz de işin önemli bir kısmı. Çünkü müşteri yakın tarafı aslında. Tabii. Yani, ama gene hani müşteri insan iletişimiyle o gereksin ve ona yönelik işte ilk işte hangi design pattern vesaire kullanacak. O kısımlar en azından daha çok şu aşamada yazılımcılar enerjisini aktarırsa herkes için daha mutlu bir süreç olur kanısındayım, müşteri de dahil. Evet. İlk etapta bana o olacak gibi oluyor. Çünkü zaten kodlamayı çoğunluk tool yapacak. Dediğiniz evet. gibi niş kısımları ya da son fine tuning'i manuel müdahale edecek ama kodun çoğunu rutin kısmını AI yazacak. Sen o AI o kısımları yazıp bir de testini de yapacak. Sen otur gene müşteriye git muhatap ol. Evet, evet. Boş boş durma. Evet. Aynı şekilde bu forum siteleri var. Biliyorsunuz tek olarak vardı. İnsanlar olasıya nokta kullanmaya başladılar. Yani chatbotlar kullanabilir miydi? İlginç bir nokta. Hani chatbot olarak GPT-3.5 şu anda ilk değil. Bunun öncüsü var. İşte var, Google tarafından yapılan var. O Bird'ler var vesaire. Aynen. Ama bir anda her tarafımız yani ChatGPT oldu. Ya bir anda ne oldu? Pat diye. Şimdi ilginç tarafı 5 gün içinde 1 milyon kullanıcı erişti. Yani bu çok hızlı. Çünkü bundan önceki yani ürün ya da hizmet bağında en hızlı müşteriyeden 1 milyon kullanıcıya erişen 73 günde erişmişti. Yani bir anda 73 günden Netflix sanırım ya da Instagram 73 günden 5 güne inmek nasıl bir şeydi? Yani 1 milyon kullanıcıya evet. 5 günde erişmek ve bugün hani benim tahmin ettiğim 5 milyon üstündedir diye düşünüyorum. Çünkü bugün bile kendi etrafında 5-6 kişinin yeni ekran olduğunu gördüm. Hocam şunu sorayım mesela, ben de bunu anlamlandıramıyorum. Mesela 2 yıl önce genelde yine herkese açık şekilde GPT-2 çalışıyordu. O çalışırken onunla espri yapan, trolleyen bir chat şeyi vardı, deneme. Gayet güzel çalışıyordu. Kimsenin umurunda değildi. Yani sizin bizim gibi bu konuları araştıran akademisyenler veya özel sektör veya bazı gençler dışında. Yani ne oldu da bir anda böyle şu son haftalarda milyonlarca kullanım, yani çok ilginç. Aslında bunun bir tık düşüğü, daha fazla düşüğü olmayanı zaten yıllardır bir yandan Google, bir yandan OpenAI, Microsoft yapıyordu. Evet, herkese açık diye kimse kale almıyordu. Ve gayet ben söyleyeyim, 2 yıl önceki chat'te de ben gayet güzel İngilizce denedim genelde. Espri yapıyor, trollüyor, hatta troll chat versiyonu vardı. Bayağı baştan diyalogun başından itibaren geyik muhabbeti kuruyor, seni kızdırmaya çalışıyor. Yani, ama 2 yıl önce de vardı. Kimsenin umurunda değil. Şimdi ne oldu? Evet, sizce? Hani neden böyle bir anda boom yaptı? Şey yazdın mı hocam? Mesela benim sorumu GPT'ye sordun mu? Hangisi? Açık değil mi ekranınız? Açık açık. Yani bu şeyin... Ama hocam yayındayız. Ya, yazılım mühendisliğini ortak kaldırmayacağız. Ha, ha. Soralım. Diğer tarafından da şeyleri açık. Ben kazanacağım. ChatGPT 3.5 o kadar hızlı pazara penetre olduk. O işte çok merak ediyorum. Aslında bu işletmecilik başarısı. Bence yani, hem sosyal medya çok iyi kullandılar. Sosyal medya kullanan önceki kadar belki geçmişte düşünce yerine. Artık chat platformu olarak herkese açık bir şekilde sundular. Yani bunlar mesela Google'ın Palm için girip o AI bilmemine adresine girip orada spesifik bir şekilde bunu sorgulamak lazım ama artık ilkokul mezunu Türk ve çok arttı bu işi yapıp hemen girip oradan soru sınav cevabını alabiliyor. Ona kadar indi. O zaman ona kadar inmemişti işte. Şu anda inanmış şekilde pazar penetrasyonu var. Çok büyük bir başarı. Evet hocam, o 47'dekine gerek almayabilir. Evet. O zaman şunu bildirir misiniz hocam? Bir önceki versiyonunda bile hala sanki bir alfa ya da beta versiyonlarında uygun. O yüzden işte hani parasız da olsa yine bir Google account veya AI account'a ulaşıp oradan giriyordun. Evet. Artık son versiyonda iyice emin olunca direkt her yere penetre. Evet, evet, evet. Ama hala açıklarında şunu söylüyorlar. Biz henüz daha ChatGPT'nin içinde de bunun dışındaki OpenAI'da da piyasaya sürmediğimiz çok fazla aracımız ve özelliğimiz var diyorlar. Bunların bir kısmı o belirli sınırlar içerisinde yani sistemin deneyimimiz hayal kurulmasını önlemek. Yani gerçek dışı davranışlara da çok açık sistem ve bunu olabildiğince şu an sınırlıyorlar. Ve hepimiz açık durumda, hepimiz bir şeyler soruyoruz, hepimiz deniyoruz. Ve günden güne aslında evrimleşiyor. Dünkü ayetiyle şu anda çiftliğinin bugünkü ayeti.
Hani o emekleme belki beta aşamasında diyelim. Bu aşamadayken bile sürekli olarak ön yüzde bir şeyler test ediyorlar. Yenilikleri bitiriyorlar. İşte sorduğunuz soruları artık sol tarafa koydular. Bağlam içinde kalmayı başarıyorlar. Yani bu pencereden bakıldığında evrimsel süreci de çok hızlı hissediyorlar. Felsefi olarak tekrarladılar ki aslında bu yapay zekadaki devrim, hani onların tabiriyle yapay zekadaki devrim artık durdurulamaz. Yani nereye gideceği sadece yönü değiştirebilir ama durdurulamaz. Yani durdurulması şu aşamada itibaren mümkün diye diyorlar. O zaman da şöyle bir şey soracaksınız. Hani arama motorları vardı, bu vardı. Ben niye artık bunu kullanayım ki? Yani zaten Google'da muhtemelen buna bu düşünceyle alternatif olarak arka tarafta o Palm'i geliştirmeye başlıyordu. Ancak şöyle bir şey var. Şimdi kullanıcının seçeneklerini inanılmaz bir şekilde daraltıyorsunuz burada. Yani bir kelimenin etrafında karşınıza çıkacak seçenekler Google'da sayfa sayfa geliyor. Ve burada seçim şansı sizin hala Google'da. Google arama motorlarını siz seçiyorsunuz. Ya da işte Yandex. Evet. Ya da diğerlerinde oturup siz seçiyorsunuz. Hani orada bir yine sonuçlarla özgürlüğünüz var. Karar verici mekanizma da siz varsınız. Odakta siz varsınız. Hala direksiyonunuzda oturuyorsunuz. Ama burada artık karşı taraf oturuyor. Yani her seferinde soruyu yeniden cevapla dediğinizde bazı farklılıklar, bazen minimal, bazen tekrar ele alarak yeniden getiriyor ama tamamen onu kontrol edilsiniz. Yani seçme şansınız artık karşı tarafa devredilmiş durumda. Yani o sizin vekiliniz konumuna geçmeye başlıyor. Zaman içinde vekil sizi de öğrenecek. Sizin gerçekten ne anlatmaya çalıştığınızı size spesifik olarak cevaplamaya başlayacak. Nasıl şu anda bağlam içinde kalıyorsa soran kişinin de geçmişteki sorularına ve davranışlarını da öğrenerek ona bir cevap vermeye başlayacak. Ama bu hani bir bakış açısıyla tek güzellik, bir bakış açısıyla liyakat da getiriyor, nasıl diyeyim, sadakat da getiriyor gibi düşünebilirsiniz. Ama arka tarafta seçim şansınız hala var. O mu bunu çok net bir şekilde bu diyemezsiniz demiş. Yani. Zaten hocam aslında o biraz da şey gibi değil mi? Hani arama motorlarının bence hani bitmesini gibi bir şey düşünmüyorum ben. Yani arama motorları da evrilir, gelişir ama çünkü şöyle yani günlük yaşamda da öyle değil mi? Hani bir tane bir bileniniz vardır bazı konularda. Yani üşenirseniz Google'da arayayım da dokümanları tek tek bakayım veya Wikipedia'dan söyleyeyim. O bir bilene sorarsınız. Ya işte açarsın ya Yılmaz hocam işte bu işletmelerdeki karlılıkla ilgili hani en bilinen yöntem hangisiydi? Şimdi bunu Google'a sorup bir sürü sonuç çıkacak. Bazıları yanlış, bazıları kısmi doğru. Açacağım bir de o metinleri okuyacak. Ne olur şimdi bir bilen var. Hani bu ChatGPT'de o bir bilen abimiz, amcamız yerine geçiyor. Ama çünkü search engine, yani ben bir bilene de sorsam gene de bir yandan da search engine'den de aramaya devam ediyorum. Aynı konu. Bir taraftan şöyle bir husus da var şimdi. Hani buradaki bir kara kutu modeli gibi aslında bir şey. Yani siz o zaman bir daha az rahatsız edeceğim. Evet. O bir şey edecek. Yani biz bu makine zeki abi. Bu birazcık şöyle aslında. Hani orada da bir black box var. Bir karanlık teknikli misali şu anda. Hepimiz bunu keşfetmeye çalışıyoruz. Ve sorular sorarak aldığımız tepkilere göre, aldığımız cevaplara göre bunu CV de yazıyormuş diyorsun. Yani kişilik özelliklerini veriyorsun. Adım soyadımın ne işler yaptığımı, neler yapabileceğimi söylüyorum. Ve formal modda bir CV yazdığınızda siz CV yazıyor. Ana temayı verdiğinizde size bir iş planı hazırlıyor. İş yani modeli hazırlıyor. Ve bir hani test önerisi hazırlıyor. Hani bunlar neyse aslında bir use case şu anda bizim için. Evet. Ya da hani geçen ben sordum. Şatı formatörden bıraktığımda yere ve her seferinde yarısı kadar işlediğini düşünürsen toplam alacağım mesafeyi hazırlayan Java kodu, JavaScript, Python, C kodu ne isterseniz anında hazırlıyor. Bir iş fikri üretiyorsunuz. Size genel amaçla sorduğunuz için bir iş fikri üretiyor. Teknoloji odaklı olarak bir iş fikri ürettiğinizde teknolojiye indirgeyip tekrar onu yani iş fikri ürettiğinde şunu yapabilirsin demiyor. Onun pazar analizinden başlayarak, ürün değer analizinden başlayarak, işte o değer önerisini içine katarak, müşteri kitlesine kadar hepsini bir şekilde karşınıza çıkarabiliyor. Ve bunlar hepsi aslında yüz kezler. O kadar çok şey var ki bunların bir kısmını biz de bilmiyoruz. Şimdi acaba ben bununla ne yapabilirim dediğimde, en basit bir şey sorduğumda ne haber nasıl derler insanlar. Ama tekrar soru sormanın da kalitesi arasında. Yani gerçekten kaliteli soru sorduğunuzda, amaca yönelik soru sorduğunuzda karşınızdaki size olumlu bildirimler verebilir ve bunların bir kısmının hala biz de farkında değiliz. Dediğim gibi karanlıktaki film henüz daha kulağını tutmadık. Orasını
tutan muhtemelen onu da 100 kez de çevirecek yapım yapacak. Geçen bir tanesi tutmuş, cep telefonuna Twitter klonu yazmış. Aa, gerçekten Twitter da yapamıyormuş. Yani Twitter'ı klonlayabiliyormuş adam. Diye düşünüyorsunuz. Bir tanesi oturmuş atıyorum, YouTube klonlamış. Yani sormuş anlık cevabını yazmış, sormuş anlık cevabını yazmış, sormuş anlık cevabını yazmış. Bir bakıyorsunuz ortaya Twitter çıkmış. Yani bunlar bir use case. Belki sağlıkta başka bir use case çıkacak karşınıza, başkalar da çıkacak karşınıza. Belki işte aerodinamikte başka bir şey çıkacak, eğitimde başka bir şey çıkacak. İşte eğitimde en büyük korkumuz şey, öğrenciye verdiğimiz ödevi muhtemelen gidip buradan getirecek diyorsunuz. Öylesi olmaz mı? Ya da ben öğrenciye söylüyorum, yapamıyorsan yap diyor. Hani eğer bunu tespit edemiyorsan benim eksikliğim. Ama sen yap, çünkü böyle bir imkan var artık. Niye yapmıyorsun ki, ben olsam yaparım. Ama işte sırf öyle değil de demin verdiğiniz use case'ler çok güzeldi. Bunların bir kısmı zaten şu an artık kullanmaya başladı. Çok daha fazlasını da kullanacağız. Peki bu hani bir ara demiş, şey demiştiniz hocam. Hani insanların yaratıcılığını ve zekasını arttırmak için bunlar geliyor. Ben o konuda ciddi tereddütlerim var. Hani bunlar hazır olunca bence insanoğlu çok bilmiyorum yani yaratıcılığı artmaktansa hani bir film vardı yıllar önce, Kavemizat filmi. İdiokrasi diye. Hani yani oradakine doğru gidiyor olabilir insanlık. Hani gidecek her açıdan tembelleşen, iyice ahmaklaşan, her şeyi bilgisayarların yaptığı. Aslında daha çok çalışıyoruz. Çünkü üzerine daha çok gittiğimizde daha çok şey alıyoruz. Daha çok şey alıyoruz, daha çok gitmek istiyoruz. İşte istiyor muyuz? Bakın yani aynı sınıfta o kadar. Biraz siz istiyorsunuz. Belli bir kültür ve zeka düzeyinin üstündeki siz istiyorsunuz ama siz dünyadaki veya Türkiye'deki veya İzmir'deki popülasyonun %1'ini bile temsil etmişsiniz. Ya öyle de. İşte benim kaygım da insanlar değil, çoğunluk. Yani diğer tarafta gerçek dünyadaki problemleri çözebilecek şekilde, kimsel bir kolaylaştırabilecek şekilde bunu çözüyorlarsa, üzerlerindeki bir kısım iş yükünü bunlar affedebiliyorlarsa, buyursunlar yapsınlar bence. Daha fazlasını da yapsınlar yapabiliyorlarsa, çünkü onlar bunu yaptıkça sistem başka bir tarafa doğru evrilecek. Hani insanlar işsiz kalır mı? Yok. İnsanlar mutlaka yapacak başka bir şey bulurlar. İnsanlar aç kalır mı? Bu sisteme hayır. İnsan mutlaka kendini besleyecek bir sistemi bu sistem içinden tekrar yaratır. Çünkü bu sistem aynı zamanda bunu da desteklemeye çalışıyor. Diyorsunuz ki bana bir iş fikri verirse iş fikri veriyor işte. Bana şöyle bir tasarım düşüncesi yarat. Bugün denedik. İşte giyilebilir bir teknolojiyle hastayı çevirdiğimizde atıyorum. Ve bunu sensörler yapmaya çalıştığımızda ne tür adımları takip etmemiz gerektiğini patır patır ürüme döküyor. Aldüminyumla mı yapayım, armişle ilişkili mi yapayım, pikle mi yapayım, öneme koyuyor. Kablosuz veri transferini HL7 protokolüyle nasıl transfer edebilirim, öneme koyuyor. Hani yapmıyor, öneme koyuyor ama yap bunları diyor. Dolayısıyla benim burada eyleme geçip yapmam lazım. Hani o bana fikri veriyor, yazıya döküyor. Ama fikir ne kadar değerlidir, icraya geçmediği sürece hiçbir değeri yoktur. Ne zaman o fikri aldım, gerçek anlamda bir ürüne hizmete dönüştürdüm, oradaki hastaların, hemşirelerin, doktorun işini kolaylaştırdım. Bu benim için ve onlar için yalnız değer yaratma tasarımına dönüştü. Ve aslında buradaki sistem benim için ya da aslında çok dolaylı bir şekilde insanlık için bir şey yaptı. Yani yapabiliriz. Yapar ve bizi de ortada bırakmaz bu aslında. Yani bize değer katar. Ona kesinlikle katılıyorum ama benim tek kaygım yani insanların çoğunun daha da tembellik ve daha da aptallaşmaya yol gitme olasılığı da var. Tabii bir şey de vardı. Hani yani o bilgisayarlaşma, otomasyon, hani karanlık fabrika meseleleri falan bu korkumuz var biliyorsunuz. Acaba insanlar işsiz mi kalacaklar? Mühendisler işsiz mi kalacak? Eğer bunlar hepsi yapılırsa ki karanlık fabrikalar bizden ki işsiz bırakmadı. Ama biz daha öğrenciyken, daha 20 yaşlardayken bunları bu korkular üzerimizi saldırdı bir şekilde. Hala salınıyor, hala o korku var. Ama hani korku kendi bünyesinde zamanla cevabını da yaratıyor. Yani bizi bir şekilde yine başka bir alana sevk ederek başka boşlukları doldurmaya sevk ediyor diye düşünüyorum hocam. Hala sorunu girmediniz. Hemen yazıyorum pardon. Yapay zeka yazılım mühendisliği mesleğini ortadan kaybedebiliriz sanırım. Sor da hocam sizce başka hangi meslek diğer tehlikede? Ya ben böyle insan açısından insanın yaratıcılığını, duygusal dünyasını mesela işte bir şeyin bir eser üretmesi, bir senaryosunu ya da bir işte bir oyun buna benzer iş dünyasına yansıtan, entelektüel birikimine yansıtmaktan kaçamayacağı şeylerin, insana özgü süreçlerin çok optimize olacağı fikrimde değilim açıkçası.
ben hep şunu yandım. Yapay zekanın ya da makinenin insanın işte işini kolaylaştırma boyutunda onun çok anlamlı gördüm. Ama insanın ben beyninin hala çok eşsiz, çok yaratıcı, unik bir şey, unsur olduğu fikrindeyim. Ama dediğim gibi mekanik süreçlerde mesela hoca kamyon fabrikaları falan dedim ama yani, özellikle Türkiye için konuşalım. Bunun henüz daha çok bir işte, örnekleri falan yok. Çok mesela uç şeyler, operasyonlar. Ama dediğim gibi böyle mekanik süreçlerin ya da montaj süreçlerinin belki ama yaratım gerektiren, o doğal sancısı gerektiren, arka plandaki o yüksek entelektüel birikimi ya da şiir, edebiyat, bu kısımda hala insanın yönlendirici olabileceği inancındayım açıkçası. Ama hani ortadan kalkabilecek meslekler... Ya şimdi ben tabii... Mimarlık açıldı. Yani şeyde... Sigorta eksperliği, insan kaynakları, komple departman olarak... İnsan kaynakları evet. Gidecek, sigorta uzmanlığı, muhasebe işlerinin çoğu bence gidecek. Şimdi benim ortadan kalkacağını düşündüğüm mesleğe olarak bakalım GPT ne demiş? Yani kendisi plan şu yaratıyor. Yani belirli örgünün plan şu kayıt alıştığı, 20 kayıt alıştığı, finansal raporlar kaydedebiliyor. Bunlar hepsini denetim yapıyor. Dolayısıyla belli grup mesleklerin bu anlamda devrimi geçirdiler. Şimdi yapay zeka yazılım mühendisinin yerine geçebiliyor sorduğunda yapay zeka yazılım mühendisini bir sunu olarak anlatıyor. Yapay zeka yazılım mühendisliği. Şimdi ilk... O bir hazır değil. Dolayısıyla... Bir koyup yani yazın. Öyle dedim şimdi. Dolayısıyla sorunun sorumlu şekli ve sorumlu kalitesi çok önemli. Ve yapay zeka yazılım mühendisi bir tür yazılım mühendisidir diye devam etti. Bir gün koyduktan sonra yapay zeka bir gün yazılım mühendisinin yerine geçer mi diye sorduğunuzda yapay zeka yazılım mühendisinin yerine geçmez. Yapay zeka bir tür yazılım mühendisi olarak düşünülebilir. Ancak yapay zeka yalnızca bir tür yazılım mühendisi değildir. Yapay zeka birçok farklı disiplinin birleşiminden oluşan bir alandır. Yapay zeka sistemlerin tasarım ve geliştirilmesi için yazılım mühendisliği yanında veri mühendisliği, matematik, makine öğrenme gibi disiplinler de gerektirir diyor ve devam ediyor. Yani gayet mantıklı, evet. Bilgece, yani evet. Zekice demiyorum tekrar diyorum, evet. Bilgece sonuçlar veriyor. Bir uzman görüşü veriyor. Evet. Evet. Bir uzman geliştirip görüşü veriyor burada. Çok önemli ama ekstradan zekice yaratıcı bir yorum yapmış. Hayır, yorum gerektirmiyoruz zaten. Mekanik anlayış şey. Yani gelişmelere açık, pek çok şey gibi, pek çok alanda gibi, hani bizim aralarımız içinde gibi, bizim içimizdeki aralarımız gibi, hukuk için, felsefe için, sosyoloji için, psikoloji için yeni alanlar yaratacak gibi duruyor. Ben şöyle bakıyorum mesajıma, deminki sorduğum isimlerde, şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ndeki işletmelerimiz hep konuşulduğu ağırlığı 98-99 yüzde olarak şey, COVID. Dolayısıyla özellikle COVID yöneticilerinin kendi oturmasına dönük olan o şey kod mantıkları falan çok ileri bir kodur mantığı gerektirmeyeceği için ben mesela oradaki yöneticilerin en azından kendi organizasyonları için gereksiz dedikleri bu IT çözümlerinde ellerini güçleneceği en azından ekstra maliyet konusu olabilecek olan o çok büyük ölçekli yazılımları alma noktasında bir fren mekanizması göreceği o farkındalığı yaratacağı fikir değil. Şimdi %98 dediğiniz oran olan sigora. Dolayısıyla bu teknolojik çözümün genelin işini kolaylaştırması açısından baktığınız zaman bu noktaya mesela bir işte kod yazılımı, bu noktaya belki bir muhasebe, bu noktaya bir, belki bir şey İK, belki bu noktaya bir hukuk müşavirliği. Bu anlamda hukuksal bitimleri satıyor. Yani bir dava dilekçesi. Ya da işte Çin'de mesela belli davalar, ölüm cezası olmayan standartlar, komşum gürültü yaptı falan. Onlara otomatikman şey yapıyor, karar veriyor. İşte tazminat suçlu. Çin'de olarak başladı. Ama şey, yani şey, benim tabii insanın hayatını kolaylaştıracağı noktasını hala çok iyimserim. Ama insanın hayatın, insanın yerine geçilecek olması bu başka bir soru. Evet. O zaman işin biraz da şeyine, mesela yapay zekada hocayla siz gelmeden konuştuk. Diyor ki şimdi seçimlere dönük olarak bir yapay zeka geliştirdiniz. Siz sosyal demokrat anlayışı sahipsiniz. İşte bir başkası mesela milliyetçi muhafaza anlayışı sahip. Sosyal demokrasi anlayışına sahip olan birisi bu makinenin gelişimini yaptı.
seçim sonuçlarını ona göre ortaya çıkardı. Fakat çıkan sonuç toplumun genel şeyini yansıtmıyor. O zaman diyor ki şey uzmanlar, yapay zekanın demokratikleşmesinden falan bahsediyor. Yani o milliyetçi muhafazakar inanca sahip olan bir kitlenin de bir yapay zekası olmalı. İşte farklı kesimlerinde bu yapay zekada kendi adına demokratikleşebilmeli diye bir sefer. Tabii bu noktada şey ortaya çıkıyor. Hani yapay zekayı tasarlayanlar var, bir de kullananlar var. Şimdi ben tasarlarkenki düşüncelerim farklıydı, siz kullanırken aynı yapay zekayı kullanırken düşüncelerimiz farklı. Aralarımız aslında bir gerek var bizim. Çok yani doğru. Yani siz bunu başka amaçla kullanmak çok zorunda. Oysa benim yaptığım amacım bambaşka. Yani benim demokratikleşmekteki amacım aslında arka taraftaki tırnakçındaki bölünmeler değil. Yani birleştirmeydi. Ki zaten hep birleştirdim yani. Tarih öncesinden bir yaratımız bütün devleri birleştirdi. Ama arka taraf istemediğim bir şekilde, tasarımcının istemediğim bir şekilde bölünmeler ortaya çıkıyor mesela. Yani burada da başka paradoks var aslında. Yani bir de işin arkasında teknoloji kullandığı bir kültür. Bizim kendi toplum olarak bakalım. Bize mesela İBF, ben işletim mezunuyum. Bize hep şöyle söylerlerdi. Senaryo şu, iş görüşmesine gidiyorsun. Sen işte arka plandaki tüm alengirli işlere gidebilecek bir kıvrak zekaya sahipsin. Banker biliyor gibi mesela. Efendim işte iki kere kaç yapar diyor şey. İnşallah hocam uzman. Kulağına geliyorsun. Siz kaç etmesini istiyorsunuz falan diyorsun mesela. Hı-hı. Hadi bunu gel, buna yanıtlayın. Yapay zekaya geliştir. Ama işte bir yapabiliyor. Bu arada şey vardı, biliyorsunuz hocam, Turing testleri vardı. Evet. Bunlar hepsi artık çok kolay bir şekilde Turing testini geçebiliyoruz. Evet. Şöyle bir şey, kapısının arkasında başka bir bilgisayarda bir insan olduğunu düşünün ve siz buradan onunla iletişim halindesiniz. Karşıdakinin gerçekten insan yapmak ne olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bununla ilgili belli bir uzman grubu aslında şu anda çalışırdı. O uzman grubundaki atıyor 100 kişiden kaç tanesi oradakini İnsanken insan diyor, kaç tanesi insanken makine diyor. Ya da makineken insan, makineken makine diyor. Evet. Yani buradaki başarıma göre kaç tarafta Türk testini geçmediği test ediliyordu. Şu an bunların hepsi şakır şakır geçiyorlar Türk testlerine. Şeyden mesela, süreye bakıyorum arkadaşım diyor, bayağı şey, 5.5 geçmişiz. Çok pardon, bir de hani öğrenciler çok ümitlenmesinler. Hani bu daha da ödevlerimi yaparım diye. Çünkü bunların da dedektörleri çıkmaya başladı. Nasıl? Evet. Bilimsel eserlerdeki aşırmacılık, evet, burada da belli dedektörler çıkmaya başladı. Belli. Arka taraftan yapay zeka temelli. Gerçekten bu çıkmış ya da işte varyantlarından mı çıkmış? Belirli bir doğrulukta testinde uygulamalar var. Onlara karşı bir kursunlar. Pardon. Ekin'in bu doktor izlemesindeki kavramsal çelişkileri giderebilecek bir platform gibi görünüyor. Bu da şey, günü kazanımı. Yalnız bir şeyi fark ettim. Yılmaz Hoca demin koruyor. İlk zaman verirken gene yapay zekanın ilk hani meslek, götüreceği meslek olarak ısrarla yazılımcılara yöneliyor. Sanırım son dönemde yazılımcılara da bir sıkıntısı olmuş. Yok yok. Ben, özellikle yazılımcıların... Ben mesela yönetsel boyutta bakışım çok iddialı olduğu için ben mesela bir yöneticinin, işte mesela yönetim sistemleri özellikle boyutunda bir kişiyle gruba bağımlı kalamayacak kadar, yanlış yönlendirmesiyle fark etmeyecek kadar bir bağımlı ilişkisine karşıyım. Yani oradaki bir kodur gibi temel bir kod yazma becerisi olmasını bekleyemezsin. O zaman bu mesleklerin hiç anlamı yok, disiplinler çalışmanın anlamı yok. Ama ben şeylerin, bir de bizim toplum olarak çalışmaya çok yatkın olmadığımız için, ağır olduğumuz için bence bu tarz arka plan çözümler yöneticinin gereksinim duyduğu şeyleri en azından fark etme, öğrenme konusunda ciddi bir şey verecek. Rüzgar verecek. Dolayısıyla oradaki farkındalığı, kendi işini de iyi yaptığını varsayarsak bir gruba, bir kitleye karşı daha özel, daha bağımsız ve daha iş çıkmasını sağlayacak. Yani masadaki o çıkar çalışmasını kendi lehine ya da karşı taraf aleyhine değil, bir optimizasyona döndürebilecek bir ortak bir birikimi, ortak bir bilgi becerisini kastediyor. Aslında bakış açım o aslında. Yoksa bu iş içinde olan bir insan olarak zaten disiplinli çalışma her zaman yatkınız, alışkınız. Peki şöyle bir şey, ben mesela bir soru sormuyorum. Bununla ilişki bir oturum daha yapmayı öneriyorum. Orada metaverse'ü de İşin alan bir gündemle yapalım istiyorum. Çünkü bu bayağı bir şey. Evet. Çok keyifli geçiyor. Çok fazla şey var aslında konu. Tabii bu bağlar içinde, belirli bir süre içinde dağıtmak lazım biraz.
Ama elimizde bu var yani. Bu bir saat içinde elimizde bunlar var. Ama çok daha farklı bir de var işin yani. Çok acayip bir örnek var. Yani onu söyleyeyim. Suyu zekası. Biz 15 gün sonra mesela. Ocak ayının ilk yarısında da bunun ikinci kısmını olabilir hocam. Tekrar tersler açmak üzere randevulaşalım istiyorum. Çok teşekkür ederim. Katıldığınız için Sabri Hocam, Mete Hocam. Çok teşekkür ederim. Zenginleştirdiniz. Çok keyifli oldu. Buradaki sevgili dostlarıma, ekibi Serkan, ben de Ceyda ve Deniz Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Deniz Hanım özellikle bizim çekimlerden sonra biraz bakalımız. Sağ olsunlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. İyi akşamlar.